Herkese merhaba. Bugün kendi çekmiş olduğum fotoğraflardan, bir doğa fotoğrafından, manzara fotoğrafından bir düzenleme sizlerle paylaşacağım. Hani fotoğrafı baştan sona hangi adımlarla, hangi işlemleri yaparak son aşamaya getirme yolundaki bütün kısımları size aktarıyor olacağım. Fotoğraf 2016 yılında çekildi. Gölyazı'nda çekmiştim fotoğrafı. Uzun pozlama olan bir fotoğraftır. Gün içinde çektim ve bunun içinde işte pozlamayı olabildiği kadar düşürücü filtreler kullandım. Sanıyorsam bu fotoğrafta kullandığım ND 1000X bir filtreydi. Fotoğrafın ilk aslında size RAW formatında açmak isterim fakat elime JPEG olarak şu anda HD için onun üzerine düzenleme yapacağım. Fakat şu an çok önemli değil hangi formatta düzenleme yapacağım. İlk fotoğrafa başladığım zaman ben her zaman çok basic ayarlamaları RAW filter üzerinden yaparım. Yani normalde RAW olarak veya Nikon'un kendi orijinal formatı olan DNG'ydi sanırım. Onu da açtığınız zaman fotoğrafı otomatik olarak zaten size Photoshop'un içinde bulunan RAW filter, kamera filter menüsü gelecektir. Fakat JPEG'lerde görüyorsunuz herhangi bir şey gelmiyor. Ve o aşamaya geçmek için de şu hamleyi yapıyor olacağız. Buradan kamera RAW filter'a tıklıyorum. Evet, kamera RAW filter önümüze geldi. Çoğu kişi bu ekranı kullanıyordur diye düşünüyorum. Faydalı ve bir aslında Lightroom kullanımın biraz da basic yöntemi olarak söyleyebilirim. Daha user friendly diyebilirim aslında bu kullanılan menüye. Öncelikle ben fotoğrafa baktığım zaman ilk başta onu hangi renk düzeninde tutacağımı anlamaya çalışırım. Bunun birkaç tane şeyi var. Fotoğrafı daha sarıya mı çekeceğim yoksa maviye mi çekeceğim? Zaten buradaki temperature bölümünde de ilk başta zaten bunu soruyor size RAW filter'da. Benim daha çok tutmak istediğim bu fotoğrafı daha mavi tonlarında. O yüzden biraz temperature'ı mavi skalasına doğru arttırabilirim. Evet. -15 ayarında bir maviye doğru çekme yaptım. Fotoğrafın genel bir renk düzenini bozmayacağım. Tint çünkü bunu yapar ama size göstereyim nasıl olduğunu. Yani bu tür bir renk ayarlaması yapacaksam şahsen ben Curves üzerinden veya Photoshop'un Hue Saturation veya Select Color üzerinden yapmayı tercih ediyorum. Burayı çok kullanmayı tercih etmiyorum açıkçası. Daha sonrasında baktığımız zaman exposure olan kısmı. Bir exposure oynamama gereken bir yer yok. Kontrast konusunda belki biraz kontrastı arttırabilirim. Highlights benim için şu an çok çok önemli. Çünkü bulut olan bir fotoğraf ve uzun pozlama olan bir fotoğraf ve bulutlar çok belirgin burada. Ve bu bulutları daha da belirgin hale getirmek için highlights kısmını negatif değere doğru düşüreceğiz. Evet, dikkat ediyorsunuz değil mi? Evet. Minimuma çektiğim zaman ciddi oranda bulutlar daha ortaya çıktı ama fotoğrafın genel görününde bir kapanma yaşandı. Bunu daha sonrasında RAW filter sonrasındaki düzenlemelerimizde bunu da yapıyor olacağız. Shadows'u biraz arttırabilirim. Şuradaki özellikle karanlık, daha kararmış olan kısımları biraz da aydınlatabilirim. Evet. 7, 8, 7, 8 oranında bir artırma yaptım. White Black'lerde herhangi bir şu anda oynama yapmıyorum. Daha sonrasında Photoshop'un diğer modüllerinde tekrar bakıyor olabilirim. Evet, burada yapacağım başka bir şey yok gibi gözüküyor şu anda. Sadece bir sharpening sıfırda onu kontrol ettim. Bir de kullanmış olduğum lens fotoğrafta Sigma 12-24 geniş açı bir lens olduğu için kenarlarda böyle çekme yaratabiliyor. O yüzden ben her fotoğrafa başlamadan önce aslında
RAW film, yani bu kamera ile ilgili düzenlemeleri yapıyordur. Evet, şimdi distortion tabii. Burada bu özelliği göremiyorum. Niye göremedim? Çünkü JPEG olarak bir fotoğraf olduğu için o distortion'ı şu anda burada göstermiyor. Normalde şurada olması lazım. Burada bir size kameranız hangisi ve lensiniz hangisi diye soran bir tane menü çıkıyor ve oradan yapılıyor. Çok önemli değil ama buraya hazır girmişken şu vignetting ile şu kararmaları biraz azaltabilirim. Şöyle önce bakalım. Oranını da yapmaya çalışıyorum. Bence şu oran gayet yeterli. Tamam. Yani burada yapacaklarımız aslında şimdilik bu kadar. Okey basıp ufak düzenlemelerle ve mavi tondan biraz daha fazla oldu. Fotoğrafımızı açtım. İlk adım olarak burada biraz levels'tan bu ışık ayarını yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden levels'a geliyorum. Beyazı arttırıyorum. Yani 15 oranında bir beyazlık arttırdım. Çok çok az da 3. 3 oranında da siyahlığı verdim. Levels'ta yaptığım bu kadar şu anda. Bundan sonraki adım olarak da fotoğraftaki tam bir ton kontrastını oturtmak için ufak bir curves yapacağım. Curves'ümüze de çok çok az yalnız, yani çok olmaması lazım. Bu bir şekilde aslında brightness kontrastı dengeleyici bir hareket olacak. Evet, yani çok ufak bir eğrilik şurada gördüğünüz üzere fotoğrafı gerçekten çok farklı yerlere getiriyor. Şöyle bakarsak eğer ilk başta levels uygulamıştık, sonrasında curves uyguladık ve fotoğrafımız şimdiki haline geldi. Bundan sonrasında biraz daha aslında renk ayarlarına değinmek istiyorum. Renk ayarlarını yapacağınız birçok modül var Photoshop'ta. Yani blending modları kullanabilirsiniz. Saturation hue'yu kullanabilirsiniz. Color balance'ı kullanabilirsiniz. Selective color'ı kullanabilirsiniz. Farklı farklı filtreleri kullanabilirsiniz. Boyama yapabilirsiniz. Yani Photoshop size gerçekten inanılmaz esneklik sağlıyor bu konuda. Ben şu anda çok dijital boyama veya bir blending modda ilerlemekten ziyade daha çok bu fotoğraf için selective color üzerinden ilerleyeceğim. Selective color ne kadar kullanıyorsunuz bilmiyorum ama benim gerçekten neredeyse her fotoğrafımda en az bir sekme olarak kullandığım bir opsiyon ve ciddi anlamda farklı ne diyeyim görseller yakalamamızı sağlıyor. Burada yaptığımız şey şu. Seçilen aslında temel mantığı şu. Seçilen renkleri renk ayarını karanlık, açık, renk değişimleri ve bu renk değişimlerini yaparken de absürt olmayan şekillerle yaptırıyor size. Mesela kırmızıları seçtim ilk başta. Kırmızı olan yerleri zaten fotoğrafta baktığınız zaman göreceksiniz. İskelenin üst kısımları, biraz şu paletlerdeki üst tarafta var. Ufak tefek belki taşların üzerinde var. Buradaki reds dediğimiz alan bu yerlere etki ediyor. Hemen size göstereyim. Bakın. Gördünüz mü? Yani nasıl fark ediyor? Benim daha çok burada kullanmak istediğim kırmızıları daha çok belirginleştirmekten ziyade soldurmak, yani siyahını arttırmak diyebilirim. Kırmızılarda başka yapmak istediğim burada bir şey yok. O yüzden diğer tonlara geçiyorum. Sarılara aynı şekilde döndüm. Sarılarda tam tersi siyahını azalttım. Sarının kendi tonlarını arttırdım. Bu fotoğrafta şu anda biz ilk başta hatırladığınız üzere
İlk daha fotoğrafı düzenlemeye başladığımız zaman tonları maviye çektiğimiz için siyah ve blues dediğimiz mavi renk tonları daha baskın fotoğrafta. Yani aslında Selective Color'daki en önemli nokta siyah ve mavi olan kısımlar. Siyahındaki renk ayarlamalarımızı gösterirsem size hafif siyah dengesini arttırıyorum. Aynı şekilde sarı tonlarını düşürüyorum. Daha maviye çektim. Ve mavi olan renkleri de biraz daha arttırdım. Evet. Şu an Selective Color'da aslında ilk temel olarak yaptığım adımlar bunlar. Fotoğrafımızın ilk başından itibaren adımlarına bakarsak eğer bir RAW filter uyguladık. Daha sonrasında burada çok basic ayarlar yaptık. Sonra Levels, Curves ve Selective Color uyguladık. Yani fotoğrafımızı RAW filtreden çıkardığımız zamanki hali şu anda gördüğünüz gibi iken şimdiki halde filtrelerimizle birlikte son selektörden sonra bu haline ulaşmıştır. Burada aslında Selective Color ile ilgili çok ince bir nokta daha var. Onu aslında sizlerle paylaşmak isterim. Tekrar Selective Color filtresine geliyorum. Ve buradan beyaz olan yeri seçiyorum. Beyazlar yani fotoğraftaki beyaz olan yerleri nasıl yönetmek istediğinizle alakalı bir yer. Eğer ben beyazları ortaya çıkarmak istersem yapacağım hamle gördüğünüz üzere bu. Yani beyazları karart veya beyazları aslında aydınlat dediğiniz bir yer mevcut. Evet, fotoğrafın beyaz yerini eksi 20 oranında yani bileğini aslında siyah tarafını eksi 20 oranında azalttım. Ne oldu? Daha çok beyazlar ortaya çıktı. Naturals dediğimiz kısımda da fotoğrafın aslında genel görünümünü ayarlıyorsunuz. Bununla ilgili aslında bunu farklı filtre üzerinden devam ederek anlatabilirim ama çok basit bir şey göstereyim. Ciddi anlamlarda fotoğraf farklı yerlere taşıyor. Bu da bizim fotoğrafımızın son renk halinin aslında ne olması gerektiğini söyleyecek. Şu ana kadar aslında anlatacaklarım bunlar. Temel 3 tane sekmeyle arkadaşlar size fotoğrafı hangi aşamadan nereye taşıyabileceğinizi aktarmaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Yine aynı şekilde bu fotoğrafın bir sonraki videomda bu fotoğrafında o dediğim gibi Selective Color'ın o grisinin, siyahının nerelere etkilediğini şey yapıp daha sonrasında fotoğraf üzerinde daha detaylı düzenlemelerin nasıl yapılabileceğini size aktaracağım. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere.